YouTube Prenses Sibel kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Arzum'un air testi, yani sıcak hava fırtısını inceleyeceğiz arkadaşlar. Hem kutu açılımı hem inceleyeceğiz, yani bakalım gerçekten dedikleri gibi mi, işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Bunun en çok zaten genelde çocuk, iki tane çocuğumuza kızartmayı çok yaptıkları için genelde kızartma yapıyoruz. Çoğu zamanlar çocuk sürekli istedikleri için. O da yani gerçekten ortalık berbat oluyor. Kadınlar da iyi biliyor. Tabii ben de biliyorum. Ben de az çok mutfağı elime atan biriyim. Gerçekten hem ocak batıyor hem de yağ maliyetinden dolayı. Bunu tercih ettik. Bakalım dedikleri gibi çıkacak mı? Başlayalım mı? Başlıyoruz. Sibel başlayalım mı? Başla. Kanalın sahibi burada, ben burada iş yapıyorum. Değil mi Sibel? Evet. Doğru bir şey mi? Bunu da bilmiyorum, bu kutunun tersi mi? Kutu açılmaya gereken heyecan olur arkadaşlar. Koskoca kutu, kocaman kutu, kocaman kutu. İçinden ne çıkıyor efendim? Fatura. Bu ne? Fatura. Sibel soruyor, bu ne? Fatura kızım. İçinden fatura çıkar. Bu arada arkadaşlar aldığımız ürün iki rengi mevcuttu. Biri bakır, biri gri, kurum dengeci. Biz gri rengini aldık, kurum olanı. Kameramın alttaki kutuyu alırsam çok sevineceğim. Evet arkadaşlar, şu şekilde. Zaten üstte de var, iki renk gösteriyor. Şu şekilde. Ve şuradan da şu şekilde bilgileri var. Oradan da bakalım. Evet arkadaşlar, dediğim gibi iki rengi var. Biri gümüş gri, krom diye geçiyor. Diğer rengimiz bakır renk. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi Arzum'un sıcak hava fritüzünü açıyoruz. Test edeceğiz kısa da olsa arkadaşlar. Şu şekilde. Bunu tabi alacak olanlar için de merak edenler var. Gerçekten doğru mu söylenenler. Bu arada yağ tasarrufu yok arkadaşlar. Yağsız aynı zamanda. Değil mi? Üstte şu şekilde bir belge. 4+1 yıl. Bunda Arzum senin sitesine yapıyorsunuz. +1 yıl uzatmasını. Garanti belgesi vesaire vesaire arkadaşlar. Bu arada Can bana yardım edecek değil mi Can Bey? Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? İnşallah kanalımıza hoş geldiniz. Anlatmıştı size, kızartma yaparken gerçekten her yer batıyor ve çocuklar sürekli kızartma istiyor ve hem çok yağlı oluyor, sağlık için de iyi değil. Ve dediğim gibi her yer batıyor. Bizde ben böyle bir şey sıkıntı yoktu aslında. Ben ama ben yapıyordum ama... çünkü. Yani birkaç patates için her yer batıyordu arkadaşlar. Biz de böyle bir ürün araştırdık ve yorumları da gerçekten çok iyiydi. Bulduk, aldık. Şimdi açıyoruz. Hayırlısı olsun inşallah. Sibel'im. Gerçekten okuduğumuz yorumlar gibi iyi çıkar inşallah. Biz de şimdi açtıktan sonra deneme de yapacağız inşallah sizler için de. Bakalım gerçekten anlattıkları gibi mi? Al kızım onu içelim. Şunu kaldıralım bence, değil mi? Evet. Evet, şu şekilde. Ama iyi paketlemişler değil mi? Aynen. Yani. Kargo da hızlı geldi bu arada arkadaşlar. Evet, kargo hızlı geldi. Bir hafta içinde gelmişti değil mi? Üçüncü, dördüncü gün sanırım. Sipariş verdikten sonra dördüncü gün elimize ulaştı arkadaşlar ürünümüz. Evet, bunun kutusunu atalım mı? Şekli sonra gerçekten harika, çok güzel. Şu şekilde karşıdan görünüyor. Evet. Şurayı çeker misin, şurasını? Ter fark edilirse. Şöyle ışıktan dolayı tam şey, net şey var. Ha, orası sıcak. Burada neyin pişeceği, ne kadar derecede, ne kadar sürede bir şey. Bu etapta patates yapacağız değil mi? Kısa da olsa. Evet. Olsa. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi kutusundan çıkardık. Şu şekilde. Haznesi var arkadaşlar. Bu 4 litre değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, şu şekilde iç haznesi. Şu şekilde sanırım yapacağız malzeme, patates, soğuk, herhangi bir şey, barbuk. Çok olabilir. Ürün yapabiliyorsunuz buraya içinde. Evet. Burada zaten her ürün burada ışıktan çok gözükmüyor. Balık, et,
kek, yani dediğim gibi her şeyi pişirebilirsiniz. Her şeyi pişiriyor. Tamam, bir test yapalım biraz. Olur. Biraz patates atalım. Böyle daha iyi bakalım. Gözüküyor. Kaç dakika? Buna dakika ne kadar sürecek ona da bir bakalım. Şimdi burada patates kızartma için var mı böyle? Ben tam şu bence. Şu. Değil mi? Fris, evet. Fris. 20-30 min 200 derecede. 20-30 dakika yani 20-30 diyor. Yani 20-30 dakika diyor. 200 derecede diyor. Evet. 10-12 dakikada balıkmış. Tamam. Kek 20-25 dakika, yumurta 20-22 dakika. Bu şekilde. Üstüne yazıyor. En kısa süre balık için diyor. 200 derece. İçini şu şekilde arkadaşlar göstereyim size. Ne yapalım o zaman? Patatesi atalım. Evet arkadaşlar, 2 adet patates şekilde doğradık. Üstüne de biraz yağ attık. Çok az arkadaşlar. Evet, çok az. Yani bir yemek kaşıktan daha az böyle. Bismillah. Hani bana alkış yok mu? Açılış. Hadi alkış. Sibel'le Can da bekliyorlar. Hadi bakalım. Ben sonucu merak çok merak ediyorum. Bir dakika kızım, ben verim bunu. Evet arkadaşlar, bu şekilde artık bakalım. Şu şekilde sonuç ne olacak? 20 dakika tutacağız şimdilik. 20 dakika, evet. Bakacağız. Pişerse pişer, pişmezse de bir 10 dakika daha ekleriz. Genelde 20 ve 30 dakika arasıymış. Kaç dakika? Fişi takalım. Orada. Ay yarabbim. Bu arada şeyi... Tamam, uyarma lazım. Fişi ne kadar uzanlama şeyin? Şu kadar. Diyelim ki 1 metre. Hayır, 1 metre yok. Yani yarım metre. Evet, bir tezgahın üstüne koymak isterseniz bence gayet güzel olur. Çok da uzun olması da iyi olmaz. Evet. Hele bakalım biz nereye koyacağız? Bir yer ayarlayabilecek miyiz? Tarafta olur. Gördüğünüz gibi bizim tezgah çok büyük değil. Orada bakarız. Fişi de kalabilirsem tabii ki. Heyecandan evet, heyecandan. Evet, attım fişi. Tamam. Arkadaşlar şimdi. Evet, su zaten. Power. Yani power. Evet. Zaten kızım power. Bir şey gibi şuraya olayım. Pişme. Şuraya bekleme. Bunu 200 derece alıyoruz. Evet. Şuradan arkadaşlar çeviriyoruz. Çeviriyoruz. Evet. 200 burası. 200 al. Bunu 20 dakika mı yapıyoruz? 20 dakika. Evet arkadaşlar zaten başladı. Ses geliyor mu acaba? Biraz yakın. Ses var ama dediğim ses gibi. Değişik bir değişik. Evet tabii kızım ses. Bu şekilde bir o ses var. O kadar da ses olacak ama hiç rahatsız etmiyor yani. Tabii canım. Hatta gece yatarken bile masa gibi açıp dinleyebiliriz bunu. Evet. Hadi bakalım 20 dakika sonra bakalım patatesler nasıl olacak. Aa, türkü de söyleriz ya. Ne? Evet arkadaş işte bu kadar. Burası bir hava üfleme yeri var ki iyi hava sıcak sıcak. Buradan şuradan. Evet, burada bir hava yeri var. Çok zorda kalsanız ısınırsınız. Değil mi Can Bey? Evet. Böyle. Orada hava... Evet arkadaşlar, videoyu buradan keselim. Ara verelim. 20 dakika boyunca bunun pişmesini evet. Beklemelim. Ama ki saat tutmaya da gerek yok zaten. 20 dakikaya ayrılalım. Değil mi? Evet, bitince kendisi kapanıyor zaten. Fırın gibi, normal evet, fırın gibi. Evet, fırın gibi arkadaşlar. 20 dakika sonra kendisi kapanacak. Zaten şurada da ışıkta böyle diyecek. Yani yeşil söndü mü, pişirme işlemimiz bitmiştir. Değil mi Sibel? Ondan sonra tekrar... Merak ediyorum. Dönüşte... Çok merak mu merak ediyorsun Sibel? İyi, hadi bakalım. Dönüşte görüşeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 20 dakika süre tuttuk. Bitti zaten çektik onu da çektik. Şimdi bakacağız durum neydi? Oo, çok güzel. 20 dakika çok oldu. Harbiden çok arkadaşlar bu şekilde. Bak hiç yağ atmasaydık da olurdu evet, biliyor musun? Evet yağsız da çok güzel. Bir
tatlı kaşık sayılır yani attığım yağ patates üzerine. Gerçekten hani o zaman şöyle bir şey var. Az olduğundan dolayı çok da değil aslında hani tabii ya, az yaptığımızda olunca, da böyle. Evet, 3 patates bu. Normalde üç, şuradan max işareti var. Evet. Eğer bu buraya kadar değil, bunun yarısı olsa zaten ki 1 kilo patates alır. Bak iyi ki de seni dinlemedim de, 30 dakika açacaktı yoksa bütün, yanardı. Bütün yorumlarda, videolarda şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Böyle Can Bey size bunu. Şöyle bir yorum vardı. Buradaki yazan dakikalar süresi içinde pişirme dediler. Hani aynen. En azından bir 5 dakika 10 dakika evet, eklemesi gerekiyor. Evet biraz ekleme dediğinde. Yapabilirsin. Güzel pişmiş. Sıcak. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi az patates attık arkadaşlar. Sadece 2 patates doğramış yaptık. Zamanı biraz daha kısa maalesef aslında. Ben de hani YouTube'daki videolara bakarak hani genellikle 5-10 dakika fark edildi. Buradaki yazılara kalmayın demiştim. Ama kırmamız gerekmiş. Bunu tabi patatesin çoğunluğu azı etkisi de vardı mutlaka ki. Burada videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmediyseniz de yorum yapmayın, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Böyle arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Farklı bir videodan yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.